Galatasaray'ı takip eden muhabirlerle Galatasaray'ın teknik heyeti arasında. Evet, daha teri soğumadan sıcağı sıcağına maçtaki formasıyla Emre Kaplan karşımızda. Emre, doğru mu görüyorum? Teknik ekip sizi 13'e 3 yenmiş. Nasılmış? Şimdi tabii biz burada sizler işte hep böyle elimize mikrofon anlatıyoruz, eleştiriyoruz, konuşuyoruz. Oynayınca nasılmış? Onu önce bir sorayım sana. Açıkçası biraz şu an nefes almakta zorlanıyorum. Onu söyleyeyim başlangıç itibariyle. Genelde biz maç sonları oyunculara mikrofon uzatıyoruz. Bu kez bir maç sonu açıklaması yapıyor gibi oldu. Biraz enteresan oldu. Bu arada Güvenç Hoca az önce sert eleştirilerde bulunuyordu. Bizim maçı izlemiş zannettim yani. Bizim takımla ilgili konuşuyor zannettim. Sonradan anladım Beşiktaş olduğunu. Yani bizim maçı izlese daha sert yorumlarda bulunabilirdi muhtemelen Güvenç Hoca bizim takımla ilgili. Var değil mi 13'e 3 görüntüler? bitti maç. Sağ Birazdan olsun gelir yani teknik heyetle. görüntüler. Herhalde çekildi maç. İzleyeceğiz değil mi biraz? Maalesef, maalesef, Tamam. maalesef, O kadar kötü mü oynadın? maalesef görüntüler O var. kadar kötü oyn Yok ya, o kadar kötü oynamazsın sen ya. Zeki abi teknik heyet çok iyi diyelim. Biz öyle kurtaralım kendimizi. Okan Hoca Peki. nasıldı? Okan Hoca yani bıraktığı yerden devam ediyor. Zaten Okan Hoca normalde de biliyorsunuz oyuncularla da 5'e 2'lerde antrenmanlarda devamlı oynuyor. Hep zaten o kazanan takım fotoğraflarında Okan Hoca'yı görüyoruz. Profesyonel futbolculara karşı, Galatasaraylı oyunculara karşı da üstünlük kuruyor. Biz biraz tabii hafif kaldı bizim buradaki tempomuz. Tabii birlikte oynama alışkanlığı da yok. Bazı bahaneler üretmemiz gerekiyor tabii ki 13'e 3'lük bir mağlubiyet için. Hakemle ilgili belki yorumlarda bulunabiliriz. Bu mağlubiyeti unutturmak adına. Hakem de İrfan Hoca'ydı bu arada. Okan Hoca'nın yardımcısı Ha. İrfan Sarıoğlu'ydu. Ama ikinci yarıda rakip takımdan oynadı. Yani buradaki adaleti size bırakıyorum. İkinci yarıda rakip O takımda top oynadı İrfan Hoca da. büyük tartışmalar çıkabilir bu konuda. Yani demek ki kaybedince böyle şeyler söylenebiliyor. Biz de bunu anlamış olduk. Sağ olsunlar. Çok keyifli bir kamp ortamı oldu, bir organizasyon oldu zaten. Basın ekibi, medya ekibi de, teknik heyet de, yöneticiler de, Erdem Bey de maçı takip etti. Erdem Timur da maçı takip ediyordu. Hatta maç sonu kendisine sordum. Yani bizim takımdan aklınızı karıştırabilecek kimse var mı diye. Yani çok aklı selim bir insanın çok kafası karışmaz sizi izledikten sonra diye bir yanıt verdi. Sağ olsun çok kırmadı bizi. Güzel. Böyle bir maç oldu. 13'e 3'lük bir sonuç var. Yine en azından birkaç gol atabildik. Belli noktalarda bir 2-3 dakika falan maça ortak olduğumuz anlar oldu maçın başında ama onun dışında çok da etkili bir performans gösteremedik. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, şimdi bir fotoğraf var, toplu fotoğraf. Bu maç önü mü sonu mu? Herkes güldüğüne göre önü. Sonunda bu kadar gülmezdiniz herhalde. Bilmiyorum sen Ya göre. resmi siteden belki sonucu açıklamazlar diye biz maç sonu o fotoğrafı çektirdik. Kazanan takım diye paylaşacaktık aslında. Ama resmi siteden zaten yavaş yavaş Evet. bilgiler dolaşmaya başladı. Yani basının gücünü biraz kötüye kullanalım istedik ama olmadı. Peki. Şimdi o zaman geçelim gerçek Galatasaray takımına. Bugün neler yaptı Galatasaray? Var mı önemli bir gelişmeye bize aktarabileceklerin? Şimdi kampta herhalde gördüğümüz kadarıyla neşeli, keyifli, güzel gidiyor. O konuda da neler olduğunu bir alalım senden. Tabii güzel bir hem hava var hem atmosfer var onu söyleyebiliriz Onur Yıldız. Bugün işte maç öncesi esnası bizim oynadığımız maç esnasında da yöneticilerle konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. İstanbul'da özellikle son dönemde işte Trabzonspor Fenerbahçe maçı, PFDK sevkleri, saha dışında yaşanan bir sürü şey. Bunların biraz dışında kalmış olmak Galatasaray adına olumlu görülüyor. En azından olaylardan biraz daha uzakta Galatasaray takımı. Oyuncuları biraz bu atmosferden uzakta tutmuş oldu teknik heyet. Bir süredir de planlanan bir kampmış. Bu yaklaşık bir aydır, 1,5 aydır belliymiş aslında milli ara ve seçim arası olacağı için. Buradaki boşluğu değerlendirmek istemiş teknik heyet. Güzel, verimli bir kamp oluyor. Bu akşam itibariyle bitecek. Şu anda son antrenmanını yapıyor Galatasaraylı oyuncular. Bu çalışmanın ardından İstanbul'a dönecekler. Bugün öğle saatlerinde Okan Hoca ile bir sohbet toplantısı da yaptık. Henüz oradaki ambargo kalkmadı. Yayınla ilgili ambargo kalkmadı. Onun da detaylarını ilerleyen saatlerde paylaşırız A Spor ekranında ama Okan Hoca da oldukça keyifliydi. Kamptan buraya gelmekten dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Oyuncularla ilgili bazı bilgiler verdi. İşte Orie artık yavaş yavaş takıma katılmaya başladı. Burada takımla birlikte antrenmanlara başladı. Davinson Sanchez yavaş yavaş takıma katılıyor. Eksikler de dönüyor. Abdülkerim bekleniyor. Milli takıma giderken biliyorsunuz Kasımpaşa maçı öncesinde bir sakatlığı vardı Abdülkerim Bardakçı'nın. Milli takımda da
herhangi bir problem şu ana kadar yaşanmadığını, en azından gelen bilgilerin o yönde olduğunu söyledi Okan Hoca. Cumartesi günü milli takımlarda yer alan isimler de İstanbul'da takıma katılacaklar. Dediğim gibi şu sıralarda son antrenman yapılıyor. Basına kapalı olarak yapıyor bu antrenmanı Galatasaray takımı ve sonrasında da akşam artık dönüş yolculuğu. Bugün itibariyle kamp noktalanıyor. Akşam saatlerinde de İstanbul'a dönecek Galatasaray. Yarın izinli olacak takım. Cumartesi günü itibariyle çalışmalar devam edecek. Burada dediğim gibi oyuncular aileleriyle birlikte geldiler. Güzel vakit geçiriyorlar. Güzel vakit geçirdiler daha doğrusu. Antrenman temposundan da Okan Hoca memnun olduğunu söyledi. Oyuncuların hem dediğim gibi buradaki meteorolojik olarak hava durumu hem de takımın içerisinde bulunduğu hava gerçekten olumlu. Son haftalara girerken Galatasaray adına böyle hem taktiksel anlamda tabii ki bazı yüklemeler yapılıyor, fiziksel yüklemeler yapılıyor. Hem de moral motivasyon anlamında takımı yukarı çıkarması planlanan ve o doğrultuda devam eden bir kamp olduğunu söyleyebiliriz genel itibariyle. Emre Kaplan çok teşekkür ediyorum aktardığım bilgiler için. Okan Hoca'nın basınla yaptığı sohbet toplantısı ile ilgili saat ambargosu kalktığında o açıklamaları da tabii ki Aspor ekranlarında paylaşacağız. İyi çalışmalar diliyoruz. Şimdi tabii ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için belirtelim. Az önce Galatasaray teknik heyetiyle Galatasaray'ı takip eden basın mensupları bir maç yaptı. O nedenle Emre Kaplan da sıcağı sıcağına formayla gelip yayına çıktı. Bunu da bir kez daha belirtelim. Şimdi Beşiktaş'a geçeceğim ama Beşiktaş'a geçerken hocam Semih Kılıçsoy olayı biraz nasıl diyeyim, dün mesela PFDK sevklerinde de gündeme geldi. Beşiktaş'ın ikinci başkanı Hüseyin Yücel'in bazı açıklamaları vardı. Attığı tweet, yaptığı açıklamalar. O yüzden PFDK'ya sevk edildi. Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy ile ilgili tepkisi federasyona devam ediyor. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Ya şimdi adamı aldın, niye gönderdin? Böyle bir şey olmaz ya. Belki daha evvel de olmuştur belki. Hiç de hatırlamıyorum. Yani kampa çağırıyorsun amil takıma, gidiyorum evden çıkarken eş dost akraba beni tebrik ediyor şu falan. Bir bakıyorsun Ümit Milli Takımı. Gene çocuk iki tane gol attı yani. Bana göre tepki gayet normal. Beşiktaş'ın işte gösterdi. Herkes tepki gösterdi. Bana göre bütün spor severlerin tepki göstermesi lazım yani. Bu olacak şey değil ya. Kendimizi, yani herkes kendini Semih'in yerine bir koysun bakalım. O çocuğun psikolojisi nasıl olacak? Gene de empati yapmak lazım. Tabii iki tane gol attı çocuk. Değil mi? İki gol attı yani iki, evet, maçta da iki golü bir var. Bir Gürcistan'a, bir İtalya'ya, yani bir İtalya, hazırlık maçı, bir yani, resmi maç. Yani bravo, tebrik etmek lazım ama daha yaşı genç, inşallah ileride çok daha şey olur, faydalı olur amil takıma. Gerçi yani bu milli takımdan fazla konuşmayacağız ama yani böyle bir kadroyla orada oynamaması bana göre daha iyi. Yani oynamasaydık iyi oldu sanki. Tabii moralara kötü oldu ama yani sen böyle bir kadro nasıl çıkarttın? Ben aklım sırrım falan almıyor şeye. Bu hoca da bozuldu ya. Ben bunu Adana Demirspor'dayken çok beğeniyordum. Bir Almanya yendin. 5 orta sahayla çıktın Almanya'ya. Ya kardeşim gene aynı felsefeye gitsene ya. Bu bozuldu herhalde. Biz diyorum ki bizim medyadan mıdır nedir? Yani onlar mı, onları mı okuyor? Birileri mi dürtüyor bunu? Ne yapıyor? Senin orta sahan belli. Salih, İsmail, Hakan. Önüne de şöyle koyacaksın Arda'yı. Bitti. Bu dörtlü bir orta saha hiç bozmayacaksın. Bir tane daha orta, iki tane daha hatta orta saha koy.